Hepiniz mantar evine hoş geldiniz. Bugün benim için de çok özel bir gün hayatımda. Çünkü yüreğimde dostluk adına dost edindiğim 50 yılın içerisine yerleşmiş ve hepsinin ayrı ayrı değeri olan dostlarım burada. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bu gecenin biliyorsunuz ortalama 8 yıldır burada geceler yapıyoruz. Öncelikle denizleri alma günü olarak başladık. Sonra arkadaş makamı olarak devam ettik. Bugün burada hep birlikte adını değiştireceğiz. Bugün bu gecelerin adını Ubuntu geceleri olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Darbe mi yaptın abi? Evet, Ubuntu'ya gelmeden önce kısacık buraya nereden geldiğimizi hatırlatmak istiyorum. 50 yıllık mücadelemizin içerisinde Korkuteli'de 30 yıldır da 30 sene önce cezaevi sürecinden sonra dışarıda işsiz kaldığımız bir süreçte kitaplardan okuyarak mantarcılığı bulmuştuk. O günlerde mantarcılık da bu ilçede bir hayaldi. Bu hayal ürünü olarak gerçekleştirdiğimiz mantarcılık ilçemizde şu anda 20 bin nüfuslu ilçede 7 bin kişinin ekmek yediği bir sektör haline geldi. Yani tabiri yerindeyse 7 bin kişilik fabrika kurduk aslında ilçemizde. 7 bin kişi bu ilçede ekmeğini mantardan kazanıyor. Çocuklarını mantarla okuttu, mantar parasıyla okuttu. Evini mantar parasıyla yaptı. Arabasını mantar parasıyla yeniledi. Ve bugünlere geldik. 20 sene önce bir hayal daha kurmuştuk. Dedik ki mantar üretiminin önüne bir de Mantar Evi adıyla bir restoran kuralım. İnsanlara burada mantarı sevdirelim. Buranın asıl misyonu o, mantar evinin. Bu düşünceyle öncelikli marka tescilini aldık ve yola çıktık. 2008'e kadar yapmadık burayı. 2008'de burayı açtık. Çok zor günler geçirdik. O günlerimizi bilen dostlarım çok iyi biliyor. Ama yine de belki de bölgenin en zengin insanı sayarım kendimi. Neden? Dostlarımla zenginim. Onların sayesinde, onların da desteğiyle bugünlere geldik. Evet, o gün de mantar evi bir hayaldi. Bugün mantar evi bir gerçek, bir realite artık. Bölgede en çok sevilen, bölgede hem söylen, sevilen hem dövülen bir işletme haline geldik, öyle diyeyim. Sevenlerimizin yanında sövenlerimiz de var, ne yapalım? Bugün gelinen noktada 3-4 senedir sonuçta burası bir ticarethane. Ticarethanede çok köşeli duruşlar sergileyemiyorsunuz ne yazık ki. Ama içimizdeki o devrimci ruh hiçbir zaman ölmedi. Onun yansıması olarak 3-4 senedir burada gelen insanlara, her kesimden ama, bürokratından, askerinden, polisinden, her kesimden insana Ubuntu'yu anlatıyorum. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatıyorum. Sadece gördüğümüz ve yaşadığımız bugünkü, yani zulüm dolu, ölüm dolu, kan dolu, kin dolu, bu düzenin dışında da bir dünya olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bunun adı bir anlamda Ubuntu. Bu dayanışma ruhu aslında Anadolu'nun kendisinde de var. Bugün kim Anadolu'da bir cenazesi olsa insanlar koşarlar. Cenazesi olana, düğünü olana koşarlar. Bu yardımlaşmanın adı aslında Ubuntu. Afrikancası Ubuntu. Geldiğimiz noktada 4 senedir, 5 senedir bunu anlatmaya çalışırken bu gecelerin neden adı Ubuntu olmamalı ya da Ubuntu'yu neden bir üst noktaya, daha bir üst noktaya taşımalıyız diye düşünürken sağ olsun bu konuda destek veren ve benim hayalimi paylaşan dostlarım çıktılar. Bu konuda başta Fevzi Ceylan, Macit, Haşim,
Kamile Hanım ve Nilgün Hanım'a teşekkür ediyorum burada. Bir, onlar da benim hayalimi paylaştılar ve Ubuntu'yu bir üst lige nasıl taşırız, 2017'ye nasıl organize edebiliriz noktasında onlar da bu işin bir ucundan tuttular. Hepinizin huzurunda onlara da yine bir daha teşekkür ediyorum. Ubuntu şimdi merak ediyorsunuz aslında Ubuntu. Ben bilmeyenler için anlatayım sadece. Özür diliyorum. Bilenler için belki mükerrer olacak ama. Anlatırken insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Ubuntu Afrikanca bir kelime. Afrika'da beyazlarla siyahların Güney Afrika'daki savaşı döneminde barışın temel felsefelerinden bir tanesi olmuş. Mandela döneminde barış sürecinin temel felsefelerinden birisi olmuş. Dolayısıyla barışa hizmet etmiş bir dünya görüşü. Dilerim benim ülkemde de barışa hizmet eder. Bu kanın durmasında bir nebze de olsa faydası olur diye düşünüyorum. Ve bugün Ubuntu'nun bayrağını ve Ubuntu'nun mücadelesini yükselteceğimizi, el birliğinde bunu bir yerlere taşıyacağımızı, inanmanızı ve benimle birlikte bunu paylaşmanızı istiyoruz. Ubuntu Afrika'da kazı yapılırken bir arkeolog Avrupa'dan bir arkeolog kazı yapmaya gidiyor Afrika'ya. Kazı yaparken onu seyreden, kazı yapanları seyreden çocuklar varmış. 6 ile 10 yaş arası. 10 kadar çocuk kazı yapanları izliyorlarmış. Profesör onları görünce çantasına bakıyor, çantasından bir tane çikolata çıkarıyor. Hemen kapitalist modelin ürettiği hoca olduğu için hemen çikolatayı bir ağacın dibine koyuyor. Çocuklara da diyor ki yan yana durun bakalım. Ben işaret edince koşacaksınız. En erken koşan çikolatanın sahibi olacak. Ve çocukları yan yana tutuyor ve işaret veriyor. Çocuklar koşmaya başlıyor. Çocuklar koşarken el ele tutuşuyorlar, finişe birlikte varıyorlar. Hocanın ezberi bozuluyor tabii. Nasıl olur böyle bir şey? Hayatının dersini veriyor çocuklar ona. Çocuklar ne yaptınız siz diyor. Çocuklar da diyor ki bunun adı Ubuntu, biz Ubuntu yaptık. Bize bunu ilkokul 1'de öğretiyorlar. Paylaşmayı öğretiyorlar. Eğer birimiz önden gitseydi, onu alsaydı ne o yerken mutluydu ne de diğerleri mutluydu. Şimdi hepimiz mutluyuz. Adil bir şekilde paylaştık. Bu Ubuntu arkadaşlar. Yani dünyadaki bütün savaşların altını kazıdığınız zaman ekonomik sonuçta dünya nimetlerinin bir avuç insanın sömürmesi için verilen savaşlar aslında. Bütün savaşların sebebi Ubuntu yapılmayışından kaynaklanıyor. Bunun da bir tek çaresi dünyada bana göre Ubuntu. Evet. Ben kısacık Ubuntu'dan ne anladığımı da sizlere anlatmak, ondan sonra dönmek istiyorum. Birlikte bu 5 arkadaşımla birlikte oluşturmaya çalıştığımız biz bir manifesto gibi bir hazırlık yaptık. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ubuntu insan olmaktır. Ubuntu doğanın bir parçasıdır. Ubuntu dünya nimetlerinin adil paylaşmaktır. Ubuntu adalettir. Ubuntu özgürlüktür. Ubuntu karşılıksız sevdadır, aşktır. Ubuntu empati yapabilmektir. Ubuntu cinsiyet ayrımı yapmamaktır. Ubuntu savaşlara karşı çıkmaktır. Ölümlere dur diyebilmektir. Zulümlere dur demektir. Hümanizmdir. Ubuntu pasif bir direniştir. Ubuntu barış demektir. Kardeşlik demektir. Doğadır, sudur, yeşildir, denizdir. Eşit yurttaşlıktır. Zenginliği paylaşmaktır. Üretmektir, üretmektir, üretmektir. Her şeye rağmen umuttur. Her şeye rağmen gülümseyebilmektir. Hayal değil, hayallerin ötesidir Ubuntu. Dünyanın geleceğidir bana göre. Hoş geldiniz. Size bu gece hizmet edecek emekçi arkadaşlarımı bir çağırıyorum. Lütfen onlara bir alkış istiyorum. Bu gece motivasyon açısından önce sizlere hizmet edecekler. Emekçi dostlarım burada. Bir el sallayın dostlar.
Bakalım. Dostlarımla birlikte size hizmet edeceğim bu gece. Eğer bir eksiklik ya da yanlış olursa, sürçülisan ederse affola. Afiyet olsun dostlar. Thank you.